Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Hoca. Bugün size TÖDER LGS Türkiye genel denemesi çözeceğim. Arkadaşlar, videoyu durdurup arkadaşlar, kendiniz çözebilirsiniz. Ondan sonra soru çözümünde nasıl olduğunda benim anlattığım gibi bakabilirsiniz. Hemen zaman kaybetmeden ilk sorudan başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, ilk soru benden ne istiyor? Bir anket yapılmış. Neyle ilgili tabii ki? After school activities. Okuldan sonra yapılan etkinliklerle ilgili bir anket yapılmış. Ve soru benden ne istiyor arkadaşlar? Hemen bakalım sorumuzda ne istiyor? Correct. Doğru olan bir ifadeyi bana vurun diyor. O zaman bunların üç tanesi yanlıştır. Bir tanesi doğrudur değil mi? Bu tarz sorular arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Doğru istiyorsa benden soru ben ne yapacağım? Doğru olan bir ifade bulma çalışacağım. Adana. Most of teenagers prefer outdoor activities. Çoğu genç dışarıda yapılan etkinlikleri tercih eder. Bakalım dışarıda yapılan etkinlik spor yapmak değil mi? Değil mi? O zaman bakalım sarı olan kutuya bakın %25. Yanlış. Bursa. Nearly half of the teenagers enjoy spending time on reading. Yaklaşık yarısı, gençler yaklaşık yarısı zamanlarını kitap okumakla geçiyormuş. Yani %50 olması lazımdı. Kitap okumak yüzde %10'un. Bu da yanlış. Being online. Online olmak is the most common. Çok yoğundur. Çok yaygındır. Ne arasında? Activity among teenagers. Gençler arasında internette online olmak daha etkinmiş Evet. Going online %50. Doğru arkadaşlar. Artık koyalım. Denizli. Teenagers spend more time. Çoğu e, gençler çok zaman harcarlar. Nerede? On listening to music. Müzik dinlemeklerden doing sport. Kıyaslama var arkadaşlar. derseniz burada yani çoğu zaman müzik dinleme geçiyormuş. Daha az nerede geçiyormuş? Sporda geçiyor arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar müzik dinlemek, listening to music hangisi yeşil değil mi de? Yeşil yüzde on Yüzde on bir kısım var. Ama spor yapmak sarı olan kutularda çıkar derseniz bu da yüzde yirmi Tam tersi değil mi? Yani spor yapmak daha fazla, müzik dinlemek daha az. O zaman cevap cehennem olmak zorunda. Çünkü burası da yanlış. Tam tersi olması lazımdı. 42'ye bakalım arkadaşlar. Which cooking which cooking method is not mentioned in the text? Yukarıdaki metne göre, tekste göre hangisinden bahsedilmemiştir arkadaşlar? O zaman bunların üç tanesi bahsedilmiştir, bir tanesi bahsedilmemiştir. Nowadays, bugünlerde, günümüzde eating healthy food is very popular. Sağlıklı yiyecekler çok popülerdir. People eat and cook healthy food. İnsanlar yer ve sağlıklı yiyecekler pişirirler. Örneğin, they steam vegetables, sebze pişirirler diyor. Grill, mangalda, ızgarada pişirirler. Or roast meat, bir de kızartırlar. Özellikle ateşte kızartırlar. And chicken demiş ve tavuk demiş. Bahsedilmeyen olan bir şey bulacağım için mutlaka üç tanesi görselle eşleşeceğim. Bir tanesi eşleşmeyecek. Arkadaşlar zaten grill dediği için, ızgara dediği için C şıkkı gitti mi? Gitti. Izgara resimde belli. Sonrasında steam vegetables. Sebzeler arkadaşlar, buharda pişirmek. En salgısı hatırlarsanız e, daha önceki videoda bahsetmiştim ben size. Steam buharda pişirmek en salgısı. Bakalım denizli evet buharda pişirme gitti. Roast meat arkadaşlar evet ateşle kızartmak fırında pişirmek burası gitti. Peki fry yağda kızartmaktan hiç bahsettim bize arkadaşlar yukarıdaki metinde? Hayır. A şıkkıysa arkadaşlar tam tersi gördüğünüz gibi patates kızartması var yağda kızartma. O zaman cevap adın olmak zorunda. Çünkü buradan bahsedilmiyor bize. Devam ediyorum. 40. sorumuz bizim dördüncü sene gelen bir soru. Which of the following complete diyalog? Aşağıdaki hangisi diyaloğu tamamlar? O zaman benim bir şey sormam lazım ki cevabı ne demiş? I keep in touch with my friends. Arkadaşlarımla iletişime geçerim. Practice French. Fransa pratik yaparım. And download music. Müzik indiririm arkadaşlar. Bunlara sorabileceğim bir soru arkadaşlar ne olmalıdır? Bana bunu soru direkt arkadaşlar derseniz. A şıkkı. What do you usually do on the net? İnternette genellikle ne yaparsın? Şimdi artı eksi bulabilirsin. What do you do or what do you usually do on the net? İnternette genellikle ne yaparsın? Arkadaşlarımla iletişime geçerim. Fransızca pratik yaparım, müzik indiririm olabilir. Diğer bir soru arkadaşlar. How often do you, go, do you log on social network? Sosyal medya ne sıklıkla girersin? Yukarıda sosyal medya ne sıklıkla girdi yazıyor mu? Hayır. Ceyhan, when do you log on net? İnternete ne zaman bağlanıyorsun? Tarih Ne zaman yazıyor mu? Hayır. Denizli, how many times are you connected net? İnternette kaç kez giriyorsun? bağlanıyorsun. Kaç kez yazı yazıyorum Hayır. Bu da yanlış. Arkadaşlar what do you do usually on the net ya da what do you usually do on the net derse bize internette genellikle ne yapıyorsun diye sorarsa cevaplar arkadaşım iletişime geçiyorum, pratik yapıyorum, müzik dinliyorum, not dinliyorum, der çalışıyorum gibi cevaplar olması lazım. O zaman cevabımız Adana olmak zorunda. Evet, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Neyse benden soru arkadaşlar? Dikkat ederseniz önce soru kalın okuyoruz. According to information above, yukarıdaki bilgilere göre, which of the following do you say to apologize? Hangisinde özür dileme var? And give a reason. Bir neden var. Niçin? For not attending the event. Etkinliğe katılmadığın için bir özür, bir de nedeni belirtilen ifade. Arkadaşlar o zaman ne demiş? Kalıp Your friend invites you to his birthday party on Saturday. Cumartesi günü arkadaşın seni doğum gününe davet etmiş. But you want to go. Gitmek istiyorsun. You, but you have another plan. Ama senin başka planın var. Dikkat ederseniz arkadaşın seni davet etmiş partiye. Gitmek istiyorsun ama başka plan olduğu için gidemiyorsun. Adana. That sounds fun. Kulağa hoş geliyor. Eğlenceli. Direkt kabul etmiş değil mi dikkat ederseniz? gitti. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Saat kaçta? Yine teknik kol Gitti. Ceyhan, I am sorry. Üzgünüm. But I can. Ama gelemem. Because I have a, I have a very important interview on that day. O gün önemli bir röportajım var. Diyor. Teklifi reddediyor. Ve nedeni belirtiyor arkadaşlar. Hem özür dilerim kaderseniz. I am sorry. But I can't. Diyor. Nedeni ise arkadaşlar. I have a very important interview. Diyor. Ne yapıyor? açıklama da yapıyor bize nedeni ifade ediyor artık koyalım Denizli I'm sorry busy Ben çok meşgulüm I'm so busy çok meşgulüm but I can't refuse ama reddedemem reddedemem diyorsa o zaman kabul etmiş demektir yani Adana Bursa' aynı şey çıkıyor bu da yanlış tek cevap arkadaşlar Ceyhan Çünkü benden hem Apologize özür istediyor, hem de nedeni belirtmen lazım diğer bir soruya geçiyorum Anket sorusu arkadaşlar. ikinci anket sorusu. Uzun bir soru ama basit. Niye? Çünkü benden istiyor. Which of the following is not correct according to the result? Yukarıdaki sonuca göre doğru olan, pardon doğru olmayan var mı diyor. Is not correct. Bas, bakın arkadaşlar çoğu soru kalıbında şu not ifadesi kocaman yazarlar. Burada kadar küçük yazmışlar ve yani correct ifadesi büyük yazmışlar. Bazen bu tarz ifade gösterirler bize. Çoğu öğrenci Not'ı dikkat etmez. Correct kocama yazdığı için doğru kabul eder ve direkt doğru olan ifade işaretlersiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Genelde bu tarz sola geliyor. Not correct, wrong, false gibi ifadelere dikkat edin özellikle. Peki ne yapacağım? Yanlış olan bir ifade bulacağım. Yukarıdaki sonuca göre değil mi? Üç tanesi kesin o zaman doğrudur. Bir tanesi kesin yanlıştır. Çünkü benden doğru olmayan bir ifade bul diyor. Peki bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Şu biraz. Evet. Şimdi food in Turkey. Türkiye'deki yiyeceklerden bahsetmiş arkadaşlar derseniz. Rice and bread. Ekmek ve pirinç yüzde yakın. Sebze yüzde yirmi. Meat kırmızı et arkadaşlar yüzde on falan. Junk food abur, abur cubur arkadaşlar yüzde yirmiye yakın. Nereye tabii ki bunlar? The chart below shows the result of survey on the food eaten in Turkey and Germany. Almanya ve Türkiye'deki insanların yediği yiyecekler. Bizim ülkemizde bunlar arkadaşlar şey yüzeylik. Almanya'da ise arkadaşlar pirinç ve ekmek yüzde on gibi. Sebze yüzde altmış. Tam tersi bizde gibi gördüğün gibi. Kırmızı et daha fazla yine gördüğünüz gibi. Abur cubur daha az. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Soru içine bakarsak doğru olmayan bir ifade bulacağım. Bakalım arkadaşlar. Adana. In Germany, Almanya'da people eat same amount of vegetables as Turkish people. Almanya'daki insanlar eti aynı miktarda yermiş Türkiye'dekine oranla. Arkadaşlar et yemek kardeşim, bizde yüzde 12, on iken göstereyim ben. Onlar da yüzde 20'nin üstünde. Meat. Yanlış değil mi? Yanlış. Bu da ise arkadaşlar bize ne istiyor? İnsanlar aynı miktarda yiyor. Hayır aynı miktarda demiyor. Yanlış. Turkish people use rice and bread more than Germany. Türkiye'deki insanlar daha fazla pirinç ve ekmek yerler. Evet. Onlar daha az. Bize daha fazla. Doğru. Artık koyalım. food is more popular in Turkey. bu Türkiye'de daha popülerdir. Doğru. Bize daha fazla. Onlarda daha az kaderseniz Artık koyalım. Germans use meat more than Turkish people. Almanya'daki insanlar eti daha fazla kullanıyor Türkiye oranla. Evet doğru. Bu da doğru arkadaşlar. Peki the same amount of vegetables aynı miktardaki sebzeye bakar mısın arkadaşlar? Aynı miktar mı? Ülkemizde yüzde yirmi gibi gösterirken onlar da %60'larda. yüzde %60 altmışlarda. Yani tam tersi. Almanya'da daha fazla, bizde daha az. Ama arada diyor ki bize ikisi eşittir diyor arkadaşlar. Eşit değil, tam tersi Almanlarda fazla, biz de daha az. Bu tarz olan korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Gayet net, açık olan sorulardır. Dikkat olursanız yaparsınız. Peki, diğer bir sorumuz arkadaşlar. Which of the following is wrong according to text? Text'e göre ben ne yapacağım? Yine yanlış olan bir ifade bulacağım. Bu sefer ne istemiş? Wrong demiş. Yani yanlış olan ifadeyi bulacağım. Peki ne Metin neden bahsetmiş? I have got a friend called Jennifer. Jennifer adında bir arkadaşım var diyor. We never tell lies each other. Birbirimize asla yalan söylemeyiz. We have the same interests. Ortak özelliklerimiz var bizim. Benzer düşünceler, benzer ilişkilere sahibiz diyor. And we do everything together. Her şeyi beraber yaparız. She never argues with me. Asla benimle kavga etmez. She always listens to my problems. Her zaman problemleri dinler. Gives me gives some advice. Bana her zaman ödev şey tavsiye verir. And never talks behind my back. Arkamda asla konuşmaz. Yani güvenir bir insanmış. She always keeps my secret. Sırlarımı her zaman tutar. Başkasıyla paylaşmaz. When I when whenever I need help. Her ne zaman yardıma ihtiyaç duydum da, She is always there. Her zaman oradaydı benim için. She never lets me down. Asla beni. Küçük düşünmez diyor. And I am very lucky to have a friend like her. Onun gibi bir arkadaş sahip olduğum için de çok şanslıyım, mutluyum arkadaşlar. Ben ne yapacağım burada? Yanlış olan bir ifade bulacağım. Jennifer is honest. Jennifer dürüst bir insan mı? Evet dürüst bir insan. Artık koyalım. Jennifer is stingy. Cimri bir kız mı? Yukarıda hiç cimrikten bahsettim mi arkadaşlar? Hayır. Eksi koyalım. Jennifer is trustworthy. Güvenli bir insan mı? Evet güvenilir bir insan. Jennifer biz supportive. Destekleyici mi? Evet, destekleyici. Çünkü burada yazıyor arkadaşlar. Her ne zaman ihtiyaç duyarsam oradadır. Güvenilir, güvenilir arkadaşlar. Çünkü sırlarımı hiç kimseye paylaşmaz. Dürüst mü? Evet, dürüst. Asla yalan söylemez. Adana, Ceyhan Denizi varken arkadaşlar Bursa'da cimrilikle herhangi bir şey bahsetmiyor. O zaman cevap Bursa olmak zorunda. Evet yine bir parça vermiş. Which of the following option is true according to text? Text'e göre hangisi doğru arkadaşlar? Ne yapacağım burada? Doğru olan ifade bulacağım yine arkadaşlar. Peki neyden bahsetmiş arkadaşlar? Hello, I am Stacy. I am 13 and I am think I am cool. Ben Stacy 10 yaşındayım ve cool biriyim diyor. I prefer wearing casual clothes. Gündelik kıyafet giymeyi tercih ederim. My classmates prefer wearing clothes in fashion. Arkadaşlarımsa moda olan elbiseli giymeyi tercih eder. But I find them boring. Ama ben onları sıkıcı buluyorum. They look like my brother. Onlar kardeşim gibidir. Yani yakın olarak görüyorum onları. I love uh, rugby music because it's fun and energetic. Ben rugby müziklerini severim. Çünkü hem eğlenceli hem de enerjik müziklerdir. I can't stand jazz and classical music. Ben neye katlanamıyorum? Jazz müziğe ve klasik müziğe katlanamıyorum. I think they are unbeatable. Bence onlar katılmaz, dayanılmaz müziklerdir. I also enjoy reading books, doing sports and walking long distance. Uzun mesafede yürümeyi, spor yapmayı ve kitap okumayı severim. I really love cycling at the Vegas. Hafta bisiklet sürmeyi severim diyor. Evet, metin bu halk. hakkında bir, e kişi hakkında bilgi vermiş. Benden esiyor. Doğru olan bir ifadeyi bulunuyor arkadaşlar. Peki bakalım arkadaşlar. Adana. CC is fond of jazz and classical music. Stacy, jazz müziğe ve klasik müziğe düşkün. Tam tersi arkadaşlar. Bakın I can't stand diyor. Ben diyor buna katlanamam, dayanamam diyor. Yanlış. Eksi koyalım. Ne yapacağım? Doğru olan ifade bulacağım. Stacy likes following the fashion. Mona'yı takip etmeyi sever. Hayır tam tersi. Klasik giyinmeyi sever arkadaşlar. Gece close diyor. Bu da yanlış. Stacy prefers listening to Ravi to jazz müzik. Ravi müziği. Jazz müziğe tercih ediyorum. Evet tercih ediyor arkadaşlar. Şey dikkat ederseniz. Çünkü burada dikkat ederseniz. I can't, uh, I can't stand jazz müzik. And I think they are unbeatable. Katlanmaz müzik olduğunu söylüyor bize. Ama yukarıda I love Ravi müzik. Ben Ravi müziği severim diyor. And Stacey is not interested in sports. Sporla pek ilgilenmiyor. Hayır. Tam tersi en alta bakarsanız kitap okumaktan bahsetti, spordan bahsetti ve yürüyüşten bahsetti. Bir de bisiklet sürmeyi de seviyormuş haftasını. O zaman bu da yanlış. Tek arkadaşlar Ceyhan. Devam ediyorum. Diye bir sorumuz arkadaşlar. 48 sorumuz. Görsel bir soru arkadaşlar. Ne istiyor benden arkadaşlar? Which of the following complete the dialogue? Aşağıdaki hangisi diyaloğu tamamlar. Bu bizim arkadaşlar ta ilk üniteden gelen bir soru arkadaşlar. Yani Franship'ten gelen bir soru. Bakalım arkadaşlar. Jessica ve rahat konuşuyor. Hi Rat, hi risk. how Nasılsın diyor. I am cool. Thank you. What are you tomorrow? yani ne yapıyorsun? I am hanging out at the mall. AVM'de takılacağım diyor. How about you? Peki ya sen ne yapacaksın? I don't have any plan. Bir planım yok. O zaman benim ne yapmam lazım? bir plan sunum lazım. Bir tekste bulunacağım. Ona göre bakın cevap it sounds great. Kulağa hoş geliyor. Teklif ne olacak arkadaşlar? Bakın to join me. Bana katılmak ister misin? Bir sorun lazım değil mi? Şimdi how about what about ne dersin demek? Mutlaka verb ayıncı alacaktı. Gitti burası. Bursa gitti. Why don't we ya da why don't you? Daha sonra mutlaka fiili birinci gelmesi lazım. Burada to kullanmış. Gitti. Let's, hadi mutlaka fiilin bilinen olması lazım gitti. Ama would you like to join me? Bana katılmak ister misin? It sounds great. Kulağa hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor. Okay, see you tomorrow. O zaman yarın görüşürüz. O da sonra da görüşürüz, kapatıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar, would you like to kalıbı çok çıktı karşımıza. Yani ilk nöteden gelen, French minnesine gelen, o beş çektiği would you like to, do you want to, shall we, let's, how about, what about, why don't we gibi ifadelere dikkat edin. Ben, benzer sorular da gelebilir. Evet, diğer bir sorumuza bakıyoruz. 49 arkadaşlar. Buradan bize arkadaşlar ne istiyor? Hemen bakalım. According to text, yukarıdaki text'e göre who dislikes doing sport? Kimler spor yapmayı sevmez arkadaşlar? Who dislikes doing sport? Spor yapmayı sevmezler. O zaman arkadaşlar, dört kişi var gördüğünüz gibi ilk tanesi seviyordur müz sporu, ilk tanesi spor yapmayı sevmiyordur. Ben ne yapacağım? İki tane eksi olan ifadeyi bulacağım. Jason diyor ki, I like going to rock concert and visiting historical sites, but I don't like watching adventure movies and playing football. En son bize gösteriyor sporla ilgili. Ben diyor, macera filmleri sevmem, bir de futbol oynamayı sevmem. Yani Dikkat bu kişi bu sporu yapmayı sevmiyor. O zaman eksik koyalım. Merlin, I am really fond of playing volleyball. Volleyball oynamaya düşkünüm. But I hate listening to music. Ama müzik dinlemeyi, dinlemeyi nefret ederim. Müzik dinlemekten nefret ederim. And watching movies. Film izlemeyi de sevmem diyor. Aynı şekilde nefret ediyormuş. Bu da anlatık ederseniz ben diyor düşkünüm neye? Volleyball oynamaya. Bu kişi demek ki spor yapmayı seviyormuş. Artık koyalım. Joe diyor ki bize I love listening to pop music and playing basketball. Hem basketbol oynamayı hem de pop müzik dinlemeyi severim. Bir de belli zaten spor yaptığı belli arkadaşlar. Bunu da bir artı koyalım. Brad diyor ki bize I really love listening to jazz music. Jazz müzik dinlemeyi severim. I often go to concert konserde sık sık giderim. I am really, I am sorry, I am a volleyball player. Ben voleybolcuyum diyor. But I am not good at it. Ama iyi değilim. Yani her ne kadar voleybolcu olsam da bu volleyball oynamada iyi değilim diyor. Actually aslında I hate it. Bak ipucu burada. Ben aslında voleybola nefret ederim. I sometimes visit historical sites places. Bazen olursa tarihi yerleri ziyaret ederim. And museum müze ziyaret ederim. But watching a movie is not my hobby. Tabii film izlemek benim hobim değildir diyor. I think it is waste of time. Bence zaman israfıdır diyor. O zaman bu da neydi arkadaşlar? I hate it dediği için voleybol yapmayı, e, oynamayı sevmediği için bu da seviyor. Spor yapmayı o zaman Rod ile Jason spor yapmayı sevmiyor. Dislike dediği için hangi geçiyor? Rod and Jason deniz arkadaşlar. Evet. Son soru arkadaşlar. Ne istiyor benden? According to information above, yine yukarıdaki bilgilere göre what can't we say about black? Black hakkında hangisini söyleyemeyiz arkadaşlar? Demek ki arkadaşlar bunların arkadaşlar üç tanesini söyleyeceğiz. Black hakkında bir tanesini söyleyemeyeceğiz. My name is Black. İsmim Black diyor. I only use internet in the evenings to do my homework. Akşamları internette sadece ödev yapmak için kullanırım. I don't like spending time in front of the screen. Ekranın önünde zaman geçmeyi sevmem diyor. I also have a smart door. Aynı zamanda akıl da var benim. But I use it for emergencies. Acil durumda kullanırım. Ya da to call to call my close friends and family. Yakın dostlarımı ya da ailemi aramak için kullanırım bu akıl telefonu. I enjoy listening to music. Müzik dinlemeyi severim diyor. Nereden? From my computer bilgisayarımdan. But I am not fond of computer games. Tabii ki bilgisayar oyunlarına düşkün değilim. I think they are waste of time. Tabii ki bence onlar zaman israfıdır diyor. Evet bu kişi çok fazla internet bağımlı bir insan dedik ederseniz ekranın başında zaman geçmeyi sevmiyormuş. Ne yapacağım? We can't say. Hangisini söyleyemeyiz? Değil mi? Ne yapacağım? Yanlış olan bir şey bulacağım. She's, e, she's not an internet addict. İnternet bağımlısı değil. Evet internet bağımlısı değil. Çünkü çok fazla ekran başında zaman geçmeyi sevmiyormuş. Doğru. She can regulate herself on the screen. Ekranda kendisini dizginleyebiliyor. Yani tutabiliyor. Evet. Çok fazla vakit geçirme ihtiyacınızda arkadaşlar derseniz. She cannot put a time limit on her Kendisine arkadaşlar limit koyamıyor. Ay limit koyabiliyor arkadaşlar. Niye? I only use internet in the evenings to do my homework. En yani basit örnek bu. İnternet Sadece akşamları ödev yapmak için kullanırım. Yanlış. She is not interested in competing games. Bilgisayar oyunlarına ilgili değildir. Evet ilgili diyor. Hatta diyor ki bize arkadaşlar I think they are waste of time. Zaman israfı diyor. Bilgisayar oyunu oynamak zaman israfıdır. O zaman she cannot put a limit. Kendisi limit koyamıyor diyor. Tam tersi limit koyabiliyor arkadaşlar. Çünkü ne diyor arkadaşlar? Akşamları ödev yapar mı sadece internette? İkincisi zaman geçmesi. sevmem bilgisayarın önünde. Aynı zamanda diyor akıl telefon var diyor. Bunun için de yani, telefon var ama akıl telefon. Bu da sadece acil durumlarda ya arkadaşlarım ya da ailemle ararım diyor. Aynı zamanda müzik dinlerim diyor bilgisayardan ama böyle bilgisayar oyunlarından çok da meraklı düşkün değilim. Çünkü bunların hepsi israfır. Yani zaman israfı dediği için hangisinden bahsedilmemiş dediği için cevap Ceyhan olarak çıktı arkadaşlar. Evet. Töder arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Eğer beğendiyseniz arkadaşlar e yorum yapıp abone olabilirsiniz ya da like atabilirsiniz. Çevredeki insanlara, arkadaşınıza önerebilirsiniz. Bu ve buna benzer arkadaşlar videodan daha çok gelmesini istiyorsanız ya da beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı ya da abone olmayı unutmuyorsunuz. Herkese şimdiden başarılar, iyi çalışmalar, görüşmek üzere.